Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. Bu sözler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ait. Gazze'de uyguladığı soykırımın politik gerekçesini bu sözlerle açıklamıştı. İsrail'li bir hahamsa dünyanın kurtuluşunun 3. Dünya Savaşı ile olacağını iddia ediyor. Gazze'deki saldırıların sebebini ise Tanrı'nın Yahudi olmayan herkesle bitmemiş bir hesabının olmasıyla ilişkilendiriyor. Ona göre Yahudi olmayanlar acı çekecek. Hatta Netanyahu'ya şifa hastanesini bombalaması için fetva gönderen hahamlar var. Dini açıdan caiz olduğunu iddia ediyorlar. Çocuk öldürmek de yine bu akıl tutulmasının bir parçası. Peki aralıksız devam eden binlerce ölü ve yaralının olduğu bölgede gerçekten bir din savaşı mı yaşanıyor? Sizi 76 yıl öncesine götüreceğim fakat küçük bir ricam var. Genç bir ekiple gerçekleştirdiğimiz bu yayınların çok daha fazla kişiye ulaşması için GZT YouTube kanalına abone olup videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Ben Hikmet, başlıyoruz. ...29 Kasım 1947. 76 yıl önce 33 devletin eli yıllarca sürecek bir kaos için kalktı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2 aylık müzakere sürecini bu tarihte yaptığı oylamayla sonuca bağlayacaktı. Filistin'i Arap ve Yahudi olmak üzere iki devlete bölme planının ilk ayağıydı bu. 33 kabul oyunun yanı sıra 13 red oyuyla İsrail İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti. Takvimler 14 Mayıs 1948'i gösteriyordu. Bu karara anında destek veren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği oldu. Arap Birliği üyesi 5 ülke İsrail'e savaş ilan etti. Çok yönlü bir savaş olarak ilerlemeler kaydedilse de çeşitli sebeplerle savaş İsrail lehine döndü. Burada İsrail'e yardım eden ülkeleri tek tek saymayacağım ama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmadan örnek vermek istiyorum. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Borcu olan ülkeler derhal harekete geçti. Birleşmiş Milletler kararıyla %56 olan toprağını %78'e çıkaran İsrail, çoluk çocuk demeden yüzlerce köyde katliamlara girişti. Bu katliamdan kaçan yaklaşık 900 bin Filistinli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu insanların topraklarına geri dönmesine ilerleyen zamanlarda da müsaade edilmeyecekti. İşgal planının ilk adımı bu şekilde hayata geçirilmiş oldu. Nakba ya da Nekbe kavramını daha önce duymuşsunuzdur. Arapçada talihsizlik veya felaket anlamında kullanılıyor. İsrail'in bağımsızlığını kazandığı 14 Mayıs'ı takip eden gün Filistin halkı için felaket olarak tanımlandı ve bugüne Nekbe günü dendi. 5 Haziran 1967'ye geldiğimizde 6 gün süren bir savaş daha yaşandı. Taraflar ve destekçileri aynıydı. Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Mısır'daki Sina Yarımadası ve Suriye'deki Golan Tepeleri İsrail tarafından işkal edildi. Birleşmiş Milletler Kasım 1967'de aldığı 242 sayılı kararla İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi. Üzerinden 56 yıl geçmesine karşın bu istek İsrail tarafında karşılık bulmadı. Batı Şeria'daki işgal ve Gazze'deki abluka her geçen gün artarak devam etti. Kudüs ve Golan Tepeleri ise bugün hala İsrail sınırlarında gösteriliyor. Birleşmiş Milletler bu topraklar için birçok karar aldı. Hangileri uygulandı derseniz İsrail'in lehine olanlar en kolay cevap olacaktır. Şimdi günümüze dönelim ve dünyanın seyrettiği soykırımda neler oluyor, hangi gerekçeye dayandırılıyor ona bakalım. İsrail'de 43 haham, orduya ait birimlere, Başbakan Netanyahu'ya ve bakanlara imzalı bir yazı gönderdi. Sivillerin arkasına saklanılması ve onların kalkan olarak kullanılması durumunda buranın vurulmasında dini ve ahlaki hiçbir engelin olmadığı ifade edildi. Hastaneler bombalanabilir, çocuklar öldürülebilirdi bu durumda ve bu İsrail'e göre dini bir gerekçeydi. Peki Başbakan Netanyahu bu durumda dindar ve dininin gereksinimlerini yerine getiriyor dememiz mümkün mü? Siyasi krizin eksik olmadığı İsrail'de 3,5 yılda 5 defa seçim yapıldığını hatırlarsak sadece Likud Partisi'nin söylemlerini, partinin genel başkanı ve aynı zamanda başbakan olan Netanyahu'nun eylemlerini de daha iyi anlayabiliriz. Halihazırda kendi üzerinde bir siyasi baskı olan Netanyahu, 7 Ekim'de başlayan çatışmalarla kısmen bu baskıdan kurtulmuş gözüküyor. Yıllar önce batıda yaşadığı soykırımı, doğuda kuracağı tırnak içinde süper güç olarak devam ettirmek isteyen örgüte dönüşmüş bir ülkeyle karşı karşıyayız. Dini inanışlar şüphesiz kimliğimizin önemli bir parçası. Dolayısıyla İsrail örneğinde olduğu gibi politikalardaki etkilerine de tanıklık ediyoruz. Fakat işgal, terör ve soykırım gibi kavramların bir ülkenin devlet politikası haline gelmesi bugün akan kanın en önemli sebebi.
7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarıyla Batı'nın gücünü de arkasına alan İsrail, dinci ve siyonist söylemleriyle bir din savaşı verdiğini vurguluyor. Yeşaya kehanetinin özellikle altının çizilmesinin nedeni de bu. Tevrat'ta yer alan Büyük İsrail Devleti ve vaat edilmiş topraklar gibi kavramlarla yaptıklarının altını doldurmaya çalışan bir politika görüyoruz. İbranice'de toprak ve ülke anlamında kullanılan Eretz kelimesi aynı zamanda arz kelimesinin de karşılığı arz-ı mevut. Yani vaat edilmiş topraklardaki arz da işte sadece İsrail'in kullandığı Eretz kelimesini yani İsrailoğullarına ait olduğunu ifade ediyor. Hazreti İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaat ettiği yer için kullanılan bir terim. Arz-ı Mevut'taki vaat edildiği iddia edilen bölgelerden bazılarının bugün Türkiye'ye ait olduğunu da hatırımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Buna göre merkezi Kudüs olan Büyük İsrail kurulacak, ardından da dünya hakimiyeti ideali gerçekleşecek. Bu idealler için yüzyıllardır çalıştıklarını, sahte mesihler üzerinden bunun kullanıldığını görüyoruz. Şimdi biraz daha eskiye 1917'ye gidelim. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna yaklaşıldığı sırada İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, Siyonizmin ünlü hamisi Rothschild'e bir mektup gönderdi. Majestelerinin hükümeti Yahudilere Filistin'de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır. Filistin'de yaşayan ve Yahudi olmayanların medeni ve dini haklarının zarar görmemesi için de azami gayret gösterilecektir yazıyordu mektupta. Tam da bu noktada size bir sorum olacak. 106 yıl önce yazılan bu mektubun nasıl sonuçlar doğuracağını mektubu yazan ve muhatabı sizce biliyor muydu? Sorunun cevabı kesinlikle evet. Çünkü 1896'dan sonra Siyonistlerin faaliyetleri ve ana hedefleri Avrupa'nın önemli gündemlerinden biri olmuştu. Borçlu olduğunu bilen Batı ise bu gündemi bu sefer ıskalamak istemiyordu. Bu yüzden bugünden tarihe doğru baktığımızda Balfour Deklarasyonu ismiyle bildiğimiz bu mektup, küçük bir azınlık için övünç ve zafer olarak görülse de insanlık tarihi için büyük bir utanç belgesi olmaya devam ediyor. Bu örnekten yola çıkarak Avrupa'nın Yahudilere bir devlet kurma hevesinde olduklarını düşünebilirsiniz. Madem çok seviyorlardı da, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Yahudi soykırımı neden yapıldı diyebilirsiniz. Aslında bu deklarasyonla uzakta bir Yahudi devleti kurmak onların Avrupa'dan soyutlanması anlamına geliyordu. Hem bölgesel çıkarlarını koruyacaklar hem de Yahudi sermayesinin desteğini arkalarına alacaklardı. Kabul görmemiş Avrupalılar olarak Yahudiler kendilerine verilen topraklarda daha önce onlara yapılan soykırımı aratmayan manzaraları bugün kendileri için hiç çekinmeden yapıyorlar. Zihinlerinde yer edinen vaat edilmiş topraklar Filistin'in işgal edilmesine ve bugün akan kana doğrudan etki ediyor. Kudüs ve etrafında İsrail'in lehinde gelişen zoraki yapılanmalar bu topraklardaki barışı ne yazık ki imkansız kılıyor. Ben ne düşünüyorum biraz da ondan bahsetmek istiyorum. İsrail'in Benjamin Netanyahu'nun söylemleri, hahamların açıklamaları, Tevrat'tan cümlelerle bir din savaşı iddiasında olduğunu gördük. Fakat bir din savaşından ziyade din istismarıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Siyasi baskıyı üzerinden atmak isteyen Netanyahu, halkı kontrol altında tutmak, siyasi işgalini meşru hale getirmek, koltuğunu sağlamlaştırmak için bu söylemlere sığınıyor. Çok dindar bir izlenime bürünmüş olsa da dini açıdan zayıf olduğu yönünde neredeyse fikir birliği var. Çeşitli sosyal sınıflardan oluşan bir yapıya sahip olan İsrail'in bu yönü küresel kamuoyunda göz ardı ediliyor. Sanki tek bir fikir etrafında toplanan bir görüntü verme çabası içindeler. Oysa yapılan birçok seçimde hiçbir ittifakın kurulamaması, %3.10'da 25 seçim barajının da etkisiyle pek çok farklı görüşün mecliste temsil imkanı bulması, siyasilerin inanmasa da bazı işbirliklerine sıcak baktığını bize gösteriyor. Örneğin 2019 Nisan seçimi sonrası İsrail'in geçici başbakanı ve Likud Partisi lideri Benjamin Netanyahu ile İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski savunma bakanı Avigdor Lieberman arasında bir ittifak yapılmıştı. Lieberman, ultra ortodoks Yahudilerin zorunlu olarak askere alınmasına dair yasanın meclisten geçirilmesini ön şart olarak sundu ve Netanyahu hükümetine katılmayacağını resmen açıklamıştı. Hükümeti kurabilmek için ultra ortodoks Yahudi tabanına sahip partilerin oylarına ihtiyacı olduğunu bilen Netanyahu ise Yahudi din okulu Yeşiva öğrencilerinin askerlikten muaf tutulması politikasını bırakmak zorunda kaldı. Netanyahu, Lieberman'ı sağ blokla uzlaşma sağlamamakla suçlamıştı. Netanyahu'nun da aslında laik ve seküler bir siyaseti benimsediğini biliyoruz. Haredi ismiyle bilinen ultra ortodoks Yahudilerin İsrail nüfusundaki oranı %12 civarında ve bu da oldukça büyük bir nüfus demek. Seküler Yahudilerle birçok konuda görüş ayrılıkları var. Toplumla entegre olmayı, askerlik yapmayı reddediyorlar. Seküler kanat Siyonizme devlet kurucusu anlamı yüklerken Harediler Siyonizme mesafeli bir yaklaşım içindeler.
toplumla entegre olmayı istememelerine rağmen seçim sistemini kullanarak hükümetlerin kendilerine sunduğu fırsatlardan yararlandıklarını görüyoruz. Özetlemek gerekirse İsrail'deki sağ kanat içerisinde farklı ideolojiler var. İsrail devletini topyekün reddeden anti-Siyonist bir kesim varken oy kullanan fakat mesafeli yaklaşan Harediler gibi bir kesim de mevcut. Netanyahu ise burada Hiloni, yani seküler sınıf içerisinde konumlanmış fakat siyasi olarak her tarafa meyleden bir politikayı benimsiyor. Bunun bir din savaşı olduğunu söylememiz bu yüzden mümkün değil. Çatışmanın taraflarından Hamas ise zaten işgal edilen topraklarını geri almak isteyen bir hareket olarak doğdu ve yaptığı eylemler de bu yönde. En başta söylediğim tarihi hatırlıyor musunuz? 29 Kasım 1947. Bu tarihte Filistin'i parçalayan Birleşmiş Milletler, karardan 30 yıl sonra yine aynı günü Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü ilan etmişti. Önce parçaladı, şimdi de Dayanışma Günü ilan etti. Yorum sizin. Birleşmiş Milletler'in işaret ettiği Dayanışma Günü'ne sayılı bir vakit kalmasına rağmen çocuklar, kadınlar, siviller bugün hala öldürülüyor. Hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler bombalanmaya, bir şehir hedef gözetmeksizin yıkılmaya devam ediyor. Alınan kararlara rağmen İsrail'in bu soykırımına ses çıkarılmıyor ya da çıkarılamıyor. Netanyahu'nun çok dindar bir isim olduğu için mi, yoksa siyasi istikbali için mi bu katliamları yaptığına siz karar verin. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok seviniriz. Hoşçakalın. Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. Bu sözler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ait. Gazze'de uyguladığı soykırımın politik gerekçesini bu sözlerle açıklamıştı. İsrailli bir hahamsa dünyanın kurtuluşunun 3. Dünya Savaşı ile olacağını iddia ediyor.